Hoş geldin. Teşekkür ederim. Oradaki herkese iyi akşamlar. Bizi İyi, izleyenlere iyi de akşamlar. tam zamanında bağladılar arkadaşlar. Çünkü Hüsnü Mahalle ile ilgili söyleyeceğim iki çift laf. O kadar para aldı. Biz o sırada beraber program yapıyoruz. Aziz'im bana 2000 dolar vermedi, biliyor musun? Vallahi çok kırdım, çok kırdım, çok kırdım. Hiç sormayın. Çünkü ya. O şeyde 2 milyar dolar falan haber vermedi, 2000 dolar verdi. Ben bekliyorum Ayşenur. Bekliyordum dolar 20 olsun, o zaman verecek. Gözümden yaş geldi vallahi. Bak canlı yayında kızımı aldım. Tamamdır. Tamam. Beyler, ben sizin hepsine katılmakla birlikte kısacık telefonla bağlanmak çok doğru değil. Onun için peşinden özür dilerim. İzleyicilerden de sizlerden de. Biraz rahatsız ettiğim için kendimi acaba hasta mıyım ya da temaslı mıyım diye kaygıyla test sonucu bekleyerek hafta sonunda geçireceğim. Onun için aranızda değilim. Bağışlayın. Çok geçmiş olsun. Şimdi, geçmiş olsun. Yani çok ciddi bir şey değil ama hani anlıyoruz. Biliyorsunuz yani 100 bine neredeyse dayanınca bakar sayıları insan tedbirli olmak ihtiyacını hissediyor. Şimdi size dediğim gibi katılmakla birlikte başka bir sayfa açmak istiyorum. Burada mesele hakaret meselesi değil. Burada mesele muhalefet meselesi değil. Burada mesele rejim değişikliği, bir rejim sorunu. Rejimi değiştirmek istiyor iktidar Erdoğan. Bunun için de elbette buna uymayan, buna sıcak bakmayan, bunu eleştiren herkesi, elbette başta gazetecileri, medya mensuplarını bertaraf etmek istiyor. Şimdi yine Hüsnü Mahalle'ye döneceğim ben. 2016 yılında bir üstücüm seven bu meselelerin gözaltına alınmalar. Evet. Şimdi Hüsnü Mahalle'nin gözaltına alındığı günün ertesi günü ben zaten tutuklanacağı da belliydi. Pardon, tutuklandığı günün ertesi günü ben Halk TV'den Medya Mahallesi programından ayrıldım. Bunu bir iki yerde söyledim ama tekrar etmek istiyorum. Nedeni neydi biliyor musunuz? Ertesi gün ben Halk TV'ye gelirken şöyle bir duygu içindeydim. Onlarca kişi gelmiş, belki yüzlerce kişi gelmiş kapıda. Beni bekliyor. Hüsnü Mahalle'nin tutuklanması konusundaki üzüntüleri ifade ediyor. Siyasetçiler, milletvekilleri gelmişler, gelemeyen telefon etmiş, mesaj bırakmış. Kimileri hatta hani böyle durumlarda çiçek göndermez ama hani işte teselli kabirinden çiçek göndermiş. Hiçbir olmadı. Derin bir sessizlik. Derin bir sessizlik. Türkiye'nin en önemli sorununda, Suriye meselesinde ne kadar insan öldü, ne kadar paramız gitti, ne kadar çocuğumuz tabutlar içinde şehit olarak döndü oradan, biliyoruz değil mi? Suriye'de neler yaşandı? Milyonlarca mülteci burada, kimisi vatandaş olarak aramızda. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılda, özellikle AKP döneminde başımıza sardığı en büyük sorunda üst mahalleyi hedef seçildi. Doğruları söylüyor diye. Gerçekten hani orada onu dedi, burada bunu değil. Maksat Hüsnü Mahalle'yi susturmaktı. O zaman eğer medya, o zaman siyaset, o zaman toplum ayağa kalksaydı, görseydi bunu, sadece onda değil, başka kurbanlar verdiğimizde de bir araya gelip sesini yükselseydi, bugün Türkiye inanın farklı olurdu. Suriye Savaşı'nda farklı olurdu. Medyada farklı olurdu. Türkiye'de farklı olurdu. Biz vaktiyle hani denir ya hep vermeyecektik o sarı öküzü diye. Üstücüm tabii ki seni kastetmiyorum tatlım. Seni o cezaevine göndermeyecektik. Yani bu ülke, bu siyasetçi, bu gazeteciler göndermeyecekti. Ben o gün ofisimde Halk TV'de en az 10-20 gazeteci, en az 10-20 milletvekili, efendim filan belediye başkanı falan belediyenin basın müşavirini görmeliydim.
görmeliydim. Çünkü o sözler Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin kadimi için söyleniyordu yahu. Ben tanım. Gerçekten tanım. Biz birlikte program yapıyorduk. Cezaevine atıldı, işte rahatsızlıklar yaşadı, o kadar kaldı. Yani hani o kadar ağır şeyler yaşandı ki, ama hiçbiri Türkiye'nin yaşadığı ağır bedel kadar ağır değildi. İsmail'i unutup gider belki bu açıdan, unutmuştur da inşallah. Ama Türkiye'yi unutmamalı. Çünkü bu aslında Türkiye'nin ödediği bir bedel. Şimdi evet. Çocuğundan, oğlundan ayırdılar Sedef'i, sevgili arkadaşımı. Efendim onu demiş, bunu demiş. Mesele bu değil. Hepimize sevgiler gelecek. Birimiz susturulacak, birimiz içeri atılacak. Birimiz işte sessizliğe mahkum edileceğiz. Allah aşkınıza, yani geldiğiniz noktaya bakar mısınız artık? Efendim hakaret edilir edilmez ya beyler, geç orayı geçtik biz. O sınırı çoktan geçtik. Kibar olalım elbette. Ama bu kibarlığı bir hukuka saygımızdan, iki kendimize olan saygımızdan yerine getiriyoruz. Bunu bilelim. Karşı taraf hak ettiği, kimse kusura bakmasın karşı taraf dediğim için, tam da olay budur. Hak ettiği için değil de ben öz saygımdan hakaret etmem. Ben öz saygımdan birini aşağılamam. Ama çok rica edeceğim. Atina Sertel orada işte benim bir başka tırnak içinde kader ortağım. Biz o yüzden ceza aldık mı Atina, galiba aldık ya da alacağız. Bir şey söyledi benim programımda. Tamamen bağlamından çıkartılıp sözleri. İşte suç duyurusu oldu, bilmem ne oldu. Bir gazete manşetten iki yüzüne birden verdi. En son AKP grubunda bir video hazırlandı. Onun finalinde Atina Sertel'in bağlamından kopartılmış, kısaltılmış iki cümlesi, arkasından benim kahkaham, sonra Erdoğan çıkıyor, AKP Genel Başkanı Erdoğan, grupta oluyor çünkü bu, AKP Genel Başkanı Erdoğan çıkıyor, Atina Sertel'e gevşek rüya diyor. Şimdi bakın, dediğim gibi mesele insanların her şey bir yana, siyaseti, rejim meselesini bir kenara bırakıyorum, öz saygı meselesidir. O gevşek diyor, bunun şeysidir, naturasıdır. O onu der, işte şerefsiz dediği gibi, cibriyetsiz dediği gibi vesaire. Biz bilmiyorsak öz saygımızdan, hukuka olan saygımızdan. Karşı taraftan çekinmekle ilgisi yok, elbette bunu biliyorum. Ve herkese böyle davranacak gibi bir şey de yok, ona da katılıyorum. Ama umarım çok geç kalmamışızdır, umarım. 5 program değil, 5 gün, tam 5 gün bütün kanalı kapatan bir kadın olarak söylüyorum bunu. Rekor galiba bende o konuda. 5 günlük kapama aldığımda da ben, kusura bakmasın siyasetçi kardeşlerim, gençler, gene yeterli bir reaksiyon görmedim, biliyor musunuz? Ne özel olarak yayına bağlanarak, ne de özel olarak telefonla arayarak yeterli tepki gösterdiklerini düşünmüyorum. Burada mesele ben değil, gene onu söylüyorum. Burada meselenin ordunda size kabaç olmadığı gibi, burada asıl öznenin bütün çektiği sıkıntılara rağmen Müslüman halinin olmaması gibi. Burada özne Türkiye, beyler Türkiye. Eğer başta siyaset ve elbette arkasından gazeteciler, medya ayağa kalkmazsa, sesini birleştirmezse, efendim Sedef Kabaş'tan kimi savaşlanır, kimi savaşlanmaz. Sezen Aksu öyleydi, böyleydi. Osman Kavala 5. yılında mı, 6. yılında, 4. yılında cezaevinde, siz Osman Kavala'ya yeterince kahir çıkıldığını düşünüyor musunuz? Bunu yapmazsak daha çok kapatılırız, daha çok sıkıntı çekeriz. Hani umarım iyi olacak diyeyim. Orada Bahadır Erdem Bey ve Atilla Sertel iki önemli muhatabım şu anda benim. Beyler sizden çok şey bekliyoruz. Ama çok şey bekliyoruz. Çünkü efendim o öyleydi, bu böyleydi, o dedi, bu dedi, ne olursunuz görün yahu.
Görün gitti gidiyor. Hani geliyor gelmekte olan mı? Yoksa gitti gidiyor gitmekte olan mı? Bilmiyorum. Burada özne Türkiye ve ayağa kalkmanız lazım. Biz zaten ayaktayız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler değerli Ayşenur Aslan. Çok teşekkürler değerli meslektaşım. Ayşenur. Medya Mahallesi'nin hakikaten saygın ablası. Bu demin anlaştığımız 2000'i 5000 dolara çıkartıyorum bu konuşmadan dolayı. Tamam şekerim. Ayşenur abla, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Arap kebabı isterim hayatım. O işin kolay. O işin kolay. İyi akşamlar abla. Yani Hüsnü'yü de ben burada kınıyorum. Madem 10 bin dolar kapora aldın. Demeliydi ki ya ben programı Ayşenur'la yapıyorum. 10 bin dolar da Ayşenur'a vermeniz lazım kapora diye. İşte almamıştım. Alsaydım ben verirdim. Yani... Demediğim bana söz bile etmedi vallahi. Çok teşekkürler. İnşallah seni pazartesi sabahı yine Medya Mahallesi'nde sağlıklı bir şekilde seyrederiz. Görüşmek umarım. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi akşamlar beyler.